Devam ediyoruz efendim, günaydın diyoruz bir kere daha. Yüzler gülmeli, yüzler gülmeli ki yüreklerde neşe olmalı, coşku olmalı, yüreklerde çiçekler açmalı, sonbaharda ilkbaharı yaşamalı. Gazetelere bakalım, böyle bir ifade kullandık, neden kullandık bilmiyoruz ama gazetelere bir dönelim. Bakalım ne var, akşam gazetesi mi var? Bu güzel İstanbul manzarasının şu Türk bayrakları dalgalanıyor ya. Vallahi öyle bir gurur duyuyorum ki, öyle bir gurur duyuyorum ki. İstanbul'un her yerine devasa Türk bayrakları kurulmalı, asılmalı. Devasa olmalı yani. Şu bina ne bu? Bu ne bina? Kocaman bir bina. Eskiler derler ki binalar da zinalar da artmışsa kıyamet yaklaşmış demektir. Bakınız. İstanbul'un gökdelenleri. İstanbul'un gökdelenleri. Bu cami bu binadan daha önde olduğu için minareleri yüksek gözüküyor. Mesela şu cami ortalarda, şu cami daha gerilerde. Neye geliyoruz? İstanbul gökdelen kenti oldu adeta. Şu koskoca binalar yapılıyor ya, ya bir tane de ay yıldızlı bir bina yapın. Ay yıldızlı, camları ay yıldızlı olsun, Türk bayraklı olsun. Ne güzel yakışır İstanbul'uma değil mi? Güzel yakışır. Türk bayrakları dalgalanıyor, dalgalanmaya da devam edecek. Ta ki dünya durana kadar. Akşam gazetesi var. Akşam gazetesi ne diyor efendim sürmanşeti? Erdoğan'ın telefonu sonuç verdi. Türkiye Myanmar'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Myanmar lideriyle görüşmesinin ardından Türkiye 1000 tonluk yardım malzemesi gönderiyor. Önemli bir gelişme. Tebrik ediyoruz. Hani dedik ya Türk Hava Yolları'nın kaç tane uçağı var? O uçaklar Myanmar'a gidiyor mu? Gidecekler. Oradaki insanlara aç, sefil bir durumda olan, canından olan, zor durumda olan insanlara yardım malzemeleri taşıyacak bu uçaklarımız. Bekle bizi Rusya. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası yolunda Hırvatistan'ı Cenk'in golüyle devirdik. Kalan iki maç öncesi şansımızı arttırdık. Bu son iki çok önemli. Son iki maçı iyi değerlendirmek gerekiyor. Peki gelelim Akşam Gazetesi'nin manşetine. İstikamet FETÖ'den. Allah Allah, nasıl yani? Ekrem Dumanlı, bu zat-ı muhterimi tanımayan yok. Meral Akşener, burası FETÖ'nün sevgili seyirciler eski yayın organı. Zaman Gazetesi'nin İstanbul Yeni Bosna'daki eski binası. Çok şükür. Devlet el koydu oralara. O bambaşka bir şey. FETÖ arşivinden Akşener projesinin tohumlarının atıldığı gizli görüşmenin fotoğrafı çıktı. Sır gibi gizlenen karede Akşener, Ekrem Dumanlı karşısında el pençe duruyor. İşte fotoğraf bu. Şimdi yani ben Meral Akşener, o bu hiç benim umurumda değil. Nasıl umurumda değil? Ben kimsenin avukatı değilim. Ama hep şunu söylerim. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu Zaman Gazetesi'nin binasına kaç siyasi gitti? Kaç siyasi Zaman Gazetesi'ni ziyaret etti vaktiyle? O siyasiler hangi partilerden? Bunu da cevabını vermekte fayda var. Bilmem anlatabildim mi? Bu fotoğraf sır fotoğraf mıdır? Arşivlerden mi çıktı? Gizleniyor muydu? Bunu da Meral Akşener tabii ki yanıtını verir. Ama bazı gazeteler çok ciddi manipülasyon yapıyor. Yani tekrar soruyorum. Zaman Gazetesi'ni bugüne kadar kaç siyasetçi ziyaret etti? Ekrem Dumanlı'nın odasına kaç siyasetçi bugüne kadar gidip geldi? Yani bu FETÖ operasyonlarından önce. Bu giden siyasiler hangi partilerdendi? Bakanlar gitti mi? Başbakan yardımcıları, belki de başbakanlar gitti mi vaktiyle bu Zaman Gazetesi'ne? Bunun yanıtını da vermekte fayda var. Ne diyoruz? Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kimseyi savunduğumuz yok ama doğruları da görmemezlikten gelemeyiz. Efendim bu bir sonraki gazetemize geçelim. Bir sonraki gazetemiz Bir Gün gazetesi. Sanal alemde nefret sarmalı Bir Gün'ün sürmanşeti. Ülke gündemini meşgul eden olayların televizyon yorumları ve siyasetçiler üzerindeki polemik yaratan etkisine aşinayız. Ancak sosyal medya ve internet haber platformları üzerinden yürütülen çalışmalar herhangi bir sonuca ulaşamadan karşılıklı suçlamalar ve hakaretlerle devam ediyor diyor Bir Gün gazetesi. Logosunun üstünde yani sürmanşette bu bilgiyi paylaşıyor.
Peki biz ne diyoruz? İşte sürekli söylüyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Sosyal medyada herkes birbirine çamur atıyor. Kimde ne fazlalık varsa ondan kurtulmaya çalışıyor. Yani birisine sosyal medyadan hemen FETÖ'cü, sen FETÖ'cüsün. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman hemen FETÖ'cü ilan ediliyor. İşte diyoruz ya, kimde ne fazlalık varsa, eteklerindeki taşları dökmek gibi, kendisi FETÖ'cü, bunu gizlemek için FETÖ'yle mücadele etmiş, bugüne kadar FETÖ'yle mücadele etmiş kişilere hemen FETÖ'cü çamuru yapıştırılıyor. Hakaretler havada uçuşuyor. Bir Gün gazetesi bunu ifade ediyor, dile getiriyor. Efendim manşete bakalım. Emin adımlarla çay toplamaya, adaletsizliklerin ayyuka çıktığı adli yıl açıldı. Yargıtay Başkanı daha iyi bir adalet için emin adımlarla ilerlendiğini öne sürdü. Çekinmedi diyor Bir Gün gazetesi manşet haberiyle. Bir de geçen yılki o çay toplama fotoğrafını bu haberini süslemek için kullanıyor. Habertürk'e geçelim. Canlanma enflasyonu. Allah Allah. Şimdi Allah'tan programımızın ilerleyen dakikalarda Esfender Korkmaz hocamızı stüdyomuzda ağırlayacağız da gerçekten canlanma enflasyonu mudur yoksa can çekişme enflasyonu mudur? Bunu kendisine soracağız. Enflasyon rakamları dün açıklandı malumunuz, programımızda da sıcak gelişme olarak verdik. Son dakika bilgisi olarak verdik. Peki neydi enflasyon rakamları? Enflasyon uçup uçup gidiyor. Uçup uçup gidiyor. Enflasyon rekor kırıyor. Çift hanelerden tek hanelere inmiyor. İnemiyor. İndirtmiyorlar. Kim indirtmiyor? Ben yapmıyorum bunu. Peki kim yapıyor? Yanıtını bilemem. Efendim neymiş bu canlanma enflasyonu? Piyasalarda artan talebe karşı yapılan zamlarla enflasyon yıllık bazda tekrar çifthaneye yükselerek 10.68'e çıktı. Habertürk'ü hakikaten tebrik ediyorum. Yani böyle kötü bir gelişmeyi, enflasyon rezaletini öyle güzel allandıra ballandıra anlatıyor ki okurlarına. Tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Alo Fatih, ama Fatih değil mi? Artık orası başka birisinin yönetiminde. Neyse, tebrik ediyorum canı yürekten. Şu enflasyon canlanmasını detaylarına bakmaya devam edelim. Süt, peynir, tereyağı gibi ürünlerdeki fiyat artışı, mobilyadaki %3.39 zam ve üniversite fiyatlarındaki %7.7'lik yükseliş enflasyonu yukarı taşıdı. Rahim Ak, tebrik ederim seni. Çok güzel yazmışsın. İfadeye bak. Piyasalarda artan talebe karşı yapılan zamlarla enflasyonun yıllık bazda tekrar çift haneye yükselerek 10.68'e çıktığını söylüyor, dile getiriyor. Artan talep. Talep artınca fiyat yükseliyor. Doğrudur. İfadeler öyle birbirine montelenmiş ki çok olumlu bir şey gibi gösteriliyor. Piyasalarda talep artıyor. Demek ki talep artıyorsa vatandaşta para var. Öyle mi? Bu sonuca mı varalım? Vay be sevgili vatandaşlar. Para var mı hakikaten? Efendim geçtiğimiz günlerde balık fiyatlarından bahsettik. Hani demiştik ya 1 Eylül'de vira bismillah dedi balıkçılarımız. Hatta demiştik ki ben istavritin kilosunun 10 lira olduğunu gördüm demiştim. Nazar ettim sanırım. Dün baktım 12 liraya fırlamış. İnanılmaz bir şey. Daha da fırlama. Tamam mı istavrit? Çünkü istavrit fırlarsa, hamsi tavada oynamaya devam ederse enflasyon öyle bir coşacak ki. Umudumuz hamsi, umudumuz istavrit, bir de uskumru. 40 yıl sonra uskumru. Av yasağı kalktı, ilk gün yüzleri Marmara'ya 40 yıl sonra akın eden uskumru güldürdü. Balıkçılara göre aşırı avlanmayla göç eden uskumrunun dönüşü bolluk işareti. İstavrit'te de bereket yaşanırken ilerleyen günlerde bol lüfer bekleniyor. Hay maşallah, derya kuzusu bunlar. Habertürk'ün manşetine bakalım efendim. Servis çeteleri diyor Habertürk. Manşet haberiyle. Okul aile birliğine bağışla servis kapma düzeninde yine dehşet. İki firma bıçak ve silahlarla çatıştı. Bu olay İstanbul'da yaşandı. İstanbul Ümraniye'de yaşandı. İstanbul Ümraniye'de Fatih İlköğretim Okulu'nda yaşandı. Biraz Reha Muhtar tarzı haberciliğine döndü bu anonsun, bu söylemin. 30 bin lira uğruna birbirleriyle çatıştılar. 7 sorumlu, 0 açıklama. 3 ilçede yine kavga çıkabilir. Bir yılda 3 çatışma. Bu yaşanan rezaletle ilgili Habertürk'ün manşet haberine montelediği 3 ayrı başlık. Devam edelim. Karar gazetesine geçelim. Bakalım Karar gazetesinde hangi haberler manşette
sürmanşette ilk sayfada yer alıyor. Türk müziğinin kurucusu Boğdan Prensi, bakalım efendim, Profesör Doktor Cem Bahar, Türk musikisinin mihenk taşı olan Kanter Emiroğlu Edvarı'nı yazıldıktan 300 yıl sonra yeniden inceledi. Notaların 3 asırlık serüvenini kan dolaşımı, ameliyat ve musiki makamları çalışmasında gün yüzüne çıkardı. Zehirli iddia Avrupa Birliği oyunu, Karar Gazetesi'nin manşeti. Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Padurar'ın ortaya attığı zehirli yumurtaya Türkiye dahil 20 ülkede daha rastlandı iddiasına sert tepki gösterdi. Bakanlık düzenli kontrollerin yapıldığını, iddianın Türkiye'yi karalamak için kasıtlı olarak çıkarıldığını belirtti. Yani bu hakikaten deli saçması gibi bir şey. Yani Türkiye'de yumurtalar zehirli. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer Türkiye'de yumurtalar zehirli olsa, Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta olur muydu? Eğer yumurtalar zehirli olsa Türkiye'de, enflasyonun tekrar çift haneye çıkmasına sebep olur muydu yumurta? Olmazdı. Habertürk'te şöyle bir ifade vardı, enflasyon haberinde ne diyordu efendim? Artan talep, zam şampiyonu yumurta. Demek ki en çok talep yumurtaya var. Peki, niye en çok talep yumurtaya var? Bir düşünün. Neden? Çünkü insanlar iki yumurta kırıyor. Bakkaldan ekmeğini, marketten, fırından ekmeğini alıyor. Yumurta, sabah akşam yumurta, yumurta, yumurta karnını böyle doyurmaya çalışıyor yani. Bak nereden nereye. Amerika'ya yeni hediye paketlerimiz yolda. Kim Jong-un hidrojen bombası denemesiyle dünyayı salladı. Kuzey Kore diye geçiyor Karar Gazetesi ama biz düzeltelim. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Amerika'yı yine tehdit ederek yeni testler yapılacağını açıkladı. Kim Amerika'ya yeni hediye paketlerimiz yolda mesajı gönderdi. Şimdi Kim Amerika'ya meydan okuyor ya, bu Kim'i sevenlerin sayısının arttığı anlamına geliyor. Düşünün yani, direkt Amerika'yı tehdit ediyor. Kendisini dünyanın jandarması olarak ilan eden Amerika'yı tehdit ediyor Kim Jong-un. Yeni hediye paketim yolda diyor, yolda. Hadi bakalım ne olacak. Ama şöyle bir durum var ki, evet, bu nükleer, hidrojen, o bu şu, bunlar tehlikeli şeyler. Yani çok çok tehlikeli şeyler. Şakaya gelir yanı yok. Bu göbek konuşulur. Allah Allah, magazine gel, magazine koş derler ya. Milliyet Gazetesi'ne geçelim efendim, bakalım. Ne yazıyor Milliyet Gazetesi? Bu göbek konuşulur. Cem Yılmaz'ın göbeğiymiş. Peki, bu arada Cem Yılmaz'ın abisine de FETÖ'cü diye bir iftira atılmış bir gazetede. Meğerse isim benzerliğinden dolayı böyle bir şey yanılgıya düşülmüş. Cem Yılmaz ve abisi o medya kuruluşundan özür bekliyor. O özür de bir türlü gelmiyor. Düşünsenize, isim benzerliğinden dolayı bir adama, bir insana direkt FETÖ'cü yapıştırması yapılıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Arakanlı bir aile ölümü göze alarak Naf nehrini aştı ve Bangladeş'e ulaştı. Derin endişe içindeyiz. Arakan'da yaşananları Milliyet Gazetesi böyle okurlarını duyuruyor. 1.1 milyon kişi, 1.1 milyar lira. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 100 bin kişi tatil yörelerine hareket etti. Turizmci sevindi. Zam şampiyonu yumurta olduğu Ağustos'ta eğitim ve ulaştırmanın öncülüğünde beklentileri aşan enflasyon %0.52 arttı. Yıllık enflasyon %9.79'dan %10.68'e yükseldi. TÜİK verilerine göre en yüksek fiyat artışı %16.85 de yumurtada oldu. Kore'de pişer bize de düşer. Bu ne demek acaba? Bir bakalım haberin detayına hızlıca. Hyundai'nin iki modelini üreten Hyundai Aslan 3. model için atakta diyor sevgili seyirciler gazete. Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, Korelilerle mutfak çalışması yürüttüklerini söyledi. Yani yeni bir otomobil modeli Türkiye'de üretilebilir, dünyaya ihraç edilebilir. Ama şöyle bir şey var ki, üretilir derken yani tümüyle %100 yerli otomobil değil bu. Yani yabancı bir firma, evet, Türkiye'ye gelmiş, yatırım yapmış. Biz de oradan nemalanmaya çalışıyoruz. Bizim yerli otomobilimiz ne zaman yollara çıkacak, bilen var mı? Bilemiyorum, inşallah yakında çıkar yani.
Bir de piyasaya çıktığı zaman fiyatının ne olacağı da önemli. Yani yerli otomobil yapıyoruz, eyvallah güzel. İsviçre'den batmış olan bir otomobil firmasının, bir otomobil markasının teliflerini aldık, haklarını aldık. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yerli otomobil diye gündeme getiriliyor. Da çalışmalar ne zaman bitecek? Ne zaman yollara çıkacak? Elektrikli olacakmış. Fiyatı ne kadar olacak? Bunlar son derece önemli. Yani yüksek fiyattan piyasaya sürdüğün zaman ne olacak? Yerli otomobil tutar mı, tutmaz mı? Milli Gazete ne diyor? Müslüman bana ne diyemez. Sür manşete yer alıyor bu başlık. Dünyanın bir yerinde zulüm varken hiçbir Müslümanın bana ne diyemeyeceğini belirten ve arı kanlı Müslümanların en temel haklarından mahrum bırakıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürülüyor. Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir dedi. Aynı zamanda şöyle bir ifade var. Daha doğrusu bu ifadeyi ben ekliyorum. Bu bir insanlık meselesi. Eğer dünyanın bir yerinde zulüm varsa o zulme uğrayan dinine bakılmadan korunmalı, savunulmalı. O zulümler dile getirilmeli. Yani sadece Müslümanlar zulüm gördüğü zaman feryat figan edilmemeli. Zulme uğrayan insanların dinine bakılmamalı. Bunu da bir detay olarak ekleyelim istedik. Cesetleri yakarak yok ediyorlar. Merkezi Tayland'da olan The Arakan Project adlı insan hakları kuruluşunun direktörü Chris Leva, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ırkçı ordu ve Budist teröristlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ilişkin ordu ve diğer sivillerin arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik dedi. Peki Milli Gazete'nin manşetine gelelim. İsraf vizyonda Kültür Bakanlığı'nın bir rekora imza atarak 10 yılda 12 kat arttırdığı Türk sinemasını destekleme rakamları son 8 ayda 42 milyon lirayı aştı. İsraf vizyonda diyor Milli Gazete bugünkü manşet haberiyle. Kültür bunun neresinde? Filmde özgürlük adı altında verilen mesaj, asi ata tanımayan, aile bağlarını önemsemeyen, ahlaksızlığı hak olarak gören ve mazlum olarak gösterilen 5 kız kardeş filmde tepeden tırnağa rol model olarak sunuluyor diyor. Ahlaksız yapımlara da finans sağlanıyor. Bir film eleştiriliyor. Doğal olarak Kültür Bakanlığı da eleştiriliyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde çıktı diyor gazete. Göçmenlerin ölüm yolculuğu bir başka başlık. İzmir'in Dikil ilçesinde ölüm yolculuğuna çıkan 67 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar. Okul bahçesinde silahlı çatışma, Ümraniye'de yaşanan olay Milli Gazete'de de yer buluyor. Orta Doğu'ya geçelim. Orta Doğu Gazetesi'nin manşetine bakalım saatlerimiz 9.18'i gösterirken. Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor Orta Doğu'nun logosunun hemen sol sağ tarafında. Sağ mı? Vay ben nasıl askerlik yaptım anlamadım ki. Sağ sarımsak, soğan sol muydu öyle mi şey? Orta Doğu Gazetesi'nde logonun sağ tarafında şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor. Başlıklı haberin spotuna bakalım. Fırat Kalkan Harekatı'nda şehit düşen Göktan Özüpek'in annesi oğlunun büyüdüğü odayı hatıralarıyla donattı. Allah gani gani rahmet eylesin tüm şehitlerimize bu güzel kahraman vatan evladını doğuran, yetiştiren ananın da ellerini öpüyoruz ellerini. Suçları Müslüman olmak, arkanda Müslümanların cesetleri delil bırakmamak için yakılarak yok edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar'ın liderine endişelerini aktardı. Sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Ben bunu da dün de vurgulamaya çalıştım. Orta Doğu Gazetesi MHP'nin gazetesi. MHP genel merkeziyle çok içli dışlılar. Hatta MHP'de yönetici Orta Doğu Gazetesi'nin yöneticileri aynı zamanda. Çok enteresan. Orta Doğu Gazetesi'nin bugünlerde attığı manşetler AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen hani şu yandaş denilen medyayla bugünlerde birbirine çok ama çok uyuşuyor. Bu da benim dikkatimi çekiyor. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Kaosa geri sayım resmen başladı diyor Yeni Çağ Gazetesi bugün manşet haberiyle. Peki manşet haberinin spotunun hangi ifadeyi içerdiği sorusunun yanıtını arayalım. Gelen tüm çağrı ve tepkilere rağmen bağımsızlık kararından geri adım atmayan Barzani yönetimi
Evet kampanyasını yaygaralı kutlamalarla açtı. İşte o kampanyadan fotoğraflar da Yeni Çağ Gazetesi'nde manşette yer alıyor. Bugüne kadar gördüğümüz bugünkü manşetlerden en farklısı Yeni Çağ'da yaklaşmakta olan o referanduma dikkat çekiyor. Yeni Çağ Gazetesi önemli bir manşet atıyor bugün. Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in basın koridoru programının canlı yayın konuğu olmuş efendim. Özdağ demiş ki siyasete mührü vuracağız. Yeni parti ile ilgili konuşmuş Profesör Doktor Ümit Özdağ, bazıları bize kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz diye soruyor. Milli merkez diyoruz, PKK ve FETÖ'ye bulaşmamış, herkese kapımız açık diye de açıkladı Profesör Doktor Ümit Özdağ. Bu arada Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de ameliyat olduğu bilgisi geldi. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Geçelim mi Yeni Şafak gazetesine? Küresel felaket olur. Yeni Şafak'ta sürmanşette yer alan bir başlık. Küresel felaket olurken olur derken ne demek istiyor Yeni Şafak? Neyden bahsediyor? Bu ifadeyi kim kullanıyor? Buna bakalım. Rusya lideri Putin, Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımlar ve bölgedeki askeri hareketliliğin küresel felakete yol açacağını söyledi. Çin'deki BRICS zirvesinin ardından açıklama yapan Putin, Amerika'yı eleştirirken Kuzey Kore'yi savundu. Bizi hem Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal etmekte suçlayıp hem de bizden bu ülkeye karşı yeni yaptırımları desteklememizi isteyemezsiniz dedi. Hatırlayacaksınız, bilmeyenler de olabilir, ben hatırlatayım. Amerika, Kore'ye yardım ettiği gerekçesiyle, yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ticaret yaptığı gerekçesiyle çok sayıda Rus iş adamı ve Rus şirketine ne yaptı? Yaptırım kararı aldı, kara listeye aldı. Putin de onu söylüyor. Putin de onu söylüyor. Diyor ki, bizi hem Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal etmekte suçlayıp hem de bizden bu ülkeye karşı yeni yaptırımları desteklememizi isteyemezsiniz diyor Amerika'ya. Nobel'i geri alın, alın nasıl verdiyseniz öyle geri alın. İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu katliamlara ortak dediği Myanmar Devlet Başkanı'na 1991 yılında verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Erdoğan Suu Kyi'yi aradı, katliamlar infiale yol açıyor. Bu ifade öne çıkıyor Yeni Şafak'ta. Peki gelelim Yeni Şafak'ın manşetine. PKK 5 sınır kapısını işgal etti diyor Yeni Şafak bu manşet haberiyle. Amerika Türkiye'yi güneyden kuşatma projesini adım adım hayata geçirirken terör örgütü PKK Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısını işgal etti. 580 kilometrelik hatta bulunan İslahiye, Murşitpınar, Akçakale, Ceylanpınar ve Şenyurt kapılarının Suriye'ye açılan kısımlarında artık teröristler var diyor gazete bu haberiyle. 911 kilometrelik bir sınır hattımız var. Bu 911 kilometrelik sınır hattımızda 9 gümrük kapısı var. Bu 911 kilometrelik 9 gümrük kapısının bulunduğu hattın 580 kilometrelik alanı kapsayan 5 sınır kapısını içeren bölgesini Amerika desteğiyle bölücü terör örgütü PKK ele geçirmiş durumda. Dürümlü'nün hesabı soruldu. Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2016'da Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırı düzenleyen Dijvar kod adlı Mehmet Barkın öldürüldü. Operasyonda başından ağır yaralı olarak yakalanan terörist Celal Yıldırım'ın da kasten adam öldürmek ve uyuşturucu imali ve ticari yapmak suçlarından arandığı öğrenildi diyor Yeni Şafak bu haberinde. AK Parti'nin acı günü, AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü bir süredir kanser tedavisi gördü. İstanbul'da hayatını kaybetti. Tütüncü'nün naaşı bugün öğle vakti Hacı Miktat Camii'nde kılınacak namazın ardından Giresun'da toprağa verilecek. Tütüncü'nün cenazesine Başbakan Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. 2019'a daha dinamik ve güçlü teşkilat. Bu da AKP'deki sevgili seyirciler değişimin bir haberi. Peki.
Saatler 8.24. Evrensel'e bir bakalım. Evrensel gazetesindeki manşete bir bakalım, göz atalım. Yakup Aslan'a da bir bağlanacağız. Bir İran'a uzanmaya çalışacağız. İran'da neler oluyor bitiyor kendisinden alacağız. Dar gelirli ezildi, memur kandırıldı. Ağustos ayında enflasyon hem 6 yılın zirvesini hem de yeniden çift haneyi gördü. Gıda, ulaşım, sağlıktaki yüksek enflasyon dar gelirliyi ezdi. Gidişat memur maaş zamlarının yetersizliğini gösterdi. Şimdi mevcut siyasi iktidarın sürekli yaptığı bir şey vardı. Efendim biz iktidara gelmeden önce bugünkü işte rakam şuysa, işte bizden önce şuydu, şu kadar dış ticaret açığı vardı, şöyleydi filan. Hep geçmişte bir kıyaslama var. Bunu mevcut siyasi iktidar hep yapıyor. Hatırlayınız yani. Hatta bir şey bulamayınca geçmişte bakıyorlar, ha geçmişte durum daha iyiymiş filan. Bu kez Avrupa'yla, dünyanın farklı ülkeleriyle kıyaslama yoluna gidiyorlar. Vatandaşın aklı çelinecek ki yani. Vatandaşa zorla bir şeyler dayattırılacak ya, bu taktik izleniyor. Şimdi mevcut siyasi iktidar şunu da diyebilir mi? 6 yıl önce enflasyon şöyleydi filan demiyorlar. Diyemezler çünkü 6 yıl önce de kendileri iktidardaydı. Pasifik daha çok ısınacak. Gerilimin sebebi listesi uzun. Kore krizini gazetemize yorumlayan uzmanlar şu tespitte bulundu. Kore'nin yaptıklarından bağımsız olarak zaten Doğu Asya ve Pasifik'te suların ısınacağı belliydi. Japonya yeniden bir askeri güç olmak istiyor. Çin iyice güçlendi. Çin güçlendikçe birçok ülkede kara suları anlaşmazlığı baş gösterdi. Amerika'nın çıkarları, Trump'ın ihtiyaçları, Rusya'nın hedefleri gibi sebepleri sıralamak mümkün. Bu da bölgede yaşanılan soruna dikkat çeken bir haber. Sözcü gazetesine geçeceğiz. Sözcü gazetesinin manşeti Amerika Suriye'de PKK ordusu kuruyor. Sözde müttefikimiz yüzümüze gülüyor, sırtımızdan vuruyor. Suriye'deki üst sayısını 12'ye çıkaran Amerika PKK'nın uzantısı YPG'ye bu üslerde askeri eğitim ve silah veriyor. Hainler askeri düzende hareket ediyor. Teröristler üstlerinde özel harp eğitiminden geçiriliyor. Amerika'nın teröristlere verdiği zırhlı askeri araçlar diyor, fotoğraflarla bu haberi okuyucularına iletiyor Sözcü gazetesi. Bir başka fotoğraf, teröristler Amerikalı askerlerden böyle silah dersi alıyor. Amerikalı askerlerin çok korkak olduğunu da altını çizmekte fayda var yani. Çamur atmıyoruz, doğruyu söylüyoruz ya. Ne çamur atması? Amerikalı askerlerin çok korkak olduklarını nereden mi biliyorum? Bakınız. Belgesel kanallarını izleyiniz. Belgesel kanallarında bu Amerikalı askerler var ya, bu Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'daki operasyonlara katılanlar, orada anılarını anlatıyorlar. İşte onları bir izleyiniz. Belgesellerde yer alıyor yani. Yani korkak korkağı bulmuş, birbirlerine eğitim veriyorlar. Ya bu ülkede 80 milyon vatan evladı var, vatan evladı. 80 milyon. Bu ülkeyi bölmeye çalışacağını düşünenler, bu ülkeyi böleceğini düşünenler var ya, avuç avuç. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Katliama dur diye manşetini atıyor Vatan Gazetesi. Erdoğan yüzlerce Müslümanın katledildiği Myanmar'ın Nobel ödüllü kadın lideriyle telefonda görüştü. Türkiye'de infial yaratan sivil katliamların acil durdurulmasını istedi diyor Vatan Gazetesi manşet haberiyle. 24 saatte 35 bin can, son 24 saatte 35 binden fazla mülteci Myanmar'dan komşu Bangladeş'e kaçtı. 25 Ağustos'tan bu yana sayı 123 bini aştı. İşte çoluk çocuk, bakınız boylarındaki derelerden geçiyorlar canlarını kurtarmak için. Bangladeş'e gitmeye çalışıyorlar ki en azından hayatta kalabilsinler. Bu bir dram. Bu bir dramın fotoğrafı ve iki isim, bir tarafta Erdoğan, bir tarafta sevgili seyirciler, Myanmar'ın Nobel ödüllü kadın lideri. Efendim buyurun, yok siz buyurun demiştik ki işte o fotoğraf karesi Vatan Gazetesi'nde de yer buluyor. Yargımız tarafsız. Törene Başbakan Yıldırım'la birlikte CHP lideri de katıldı. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu tokalaştı. Tokalaşacaklar tabii. Yani İran'a bağlanacağız birazdan. Tokalaşmaktan zarar gelmez. Tatil dönüşü depresyon. Şimdi tatile gitmek güzel. Herkes hevesle ne yapar?
tatile gider. Oh, tatile gideceğiz, denize gireceğiz, güneşleneceğiz, yatacağız, dinleneceğiz. 10 günde tatil yapsan, 1 günde tatil yapsan, 100 günde tatil yapsan, o tatilden dönüş var ya, o dönüş. İşte her şeyi bir anda sıfırlıyor yani. Peki, tatil dönüşü depresyon haberini kısaca bir okuyalım. Dünyada tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke %67 ile Polonya, Polonya'yı %65 ile İngilizler takip etti. Türkiye %64 ile 3. Tatil dönüşü depresyona giren 3 ülke, ilk 3 ülke Polonya, İngiltere ve Türkiye. Hadi şimdi Polonya'yı anlarız. Adamların doğru düzgün bir böyle yazlık yerleri yok. İngiltere'de anlıyoruz. Sürekli yağmur, sürekli yağmur, sürekli yağmur. Türkiye, ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de çok güzel şeyler var. Neler var? Mesela çok güzel tatil beldeleri var. Ama yine de tatil dönüşü kötü. Efendim, Yurt Gazetesi'ni biraz sonra geçelim. Yurt Gazetesi'ni biraz sonra okuyalım. Ne yapalım? İran'a dönelim. İran'da Yakup Arslan'a bağlanalım. Bakalım Türkiye'de gazetelere, gündemlere, haberlere göz atıyoruz ama İran'da durum nedir? İran'da gündem nedir? Yakup Arslan'dan alalım. Yakup, günaydın. Yakup'a günaydın dedik de günaydınımızı almadı. Günaydın Burak. Neden? Çünkü İran'da şu saat itibariyle günaydın demek ayıp oluyor herhalde. Öğle saati herhalde. Bizden ileride İran çünkü. Yakup, neler konuşuluyor İran'da? Burak, şöyle başlayalım. Aslında yine bölgeyle beraber İran'ın gündeminde bölgedeki gelişmeler var diyebiliriz. Öncelikle gündeminde bir Kuzey Irak'ta yapılacak olan referandumla ilgili çeşitli açıklamalar, yorumlar söz konusu. Türkiye, Katar ve İran arasında yapılacak bir anlaşmaya ilişkin yeni haberler var. Bunlardan ben başlık başlık istersen tamamını sıralayayım. Senkron farkı da var. Yani ses ve görüntü birbirimize çok geç ulaşıyor. Onu da izleyicilerimizden özür dileyelim bu durumdan dolayı da. Çünkü mesafeler uzak. Teknik anlamda da çok zorlandığımız bazı durumlar söz konusu. Özrümüzü isteyerek başlayalım. İran'da deneyimli diplomat, uzun sürede İran Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcılığı yapan bir isim, Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransız bir heyet kabul etti. Bu heyete de, bu heyetin kabulünde de Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma ilişkin uyarılarda bulundu. Bunun bölgede kulağıma da sesim geliyor ama rejideki arkadaşlar acaba bir sesimi alabiliyorlarsa şöyle aktaralım. İran Meclis Başkanı'nın danışmanlığını yapıyor şu an Hüseyin Emir Abdullahyan. Ve Hüseyin Emir Abdullahyan'ın son derece kritik bir uyarısı oldu. Neyle ilgili? Kuzey Irak'taki referandumla ilgili Fransız konuklarını, Fransız Devlet Başkanı'nın Dışişleri Danışmanı'nın İran ziyaretinde bir araya geldiler ve burada açıkladığı, burada uyarılarda bulunduğu Hüseyin Emir Abdullahyan, İran Meclisi'nden de bu anlamda tepki geldi şeklinde yorumlayabiliriz. Tabi askeri kanattan, politikacılardan çeşitli tepkiler gelmişti ama meclisten belki de ilk tepkiydi. Meclis yönetimi kademesinden ilk tepkiydi diyebiliriz Hüseyin Emir Abdullahyan'ın tepkisini. Dün gerçekleştirdi bu açıklamayı. Kuzey Irak'ta yapılması beklenen referandum, Irak'ta ve bölgede yeni bir krize neden olabilir şeklinde bir yorum yaptı. Böyle bir açıklama ve uyarıda bulundu. Özellikle Avrupalı konukların ziyaretinde bu açıklama yapması dikkat çekti. Çünkü beklenmiyordu. Genelde Avrupalıların ziyaretlerinde Avrupa ile ilgili, Avrupa-İran ilişkileri, Avrupa ile İran arasındaki ticari ilişkileri ya da nükleer anlaşma başlıkları ön plana çıkardı ama bu kez tam tersi oldu. Ve Hüseyin Emir Abdullahyan hem Suriye'ye hem de Kuzey Irak'a ilişkin son derece net ifadeler kullandı. Yeni krizlerin kapısını açar, biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve bu referandumun karşısındayız dedi. Bölgedeki ülkelerle beraber
karşısındayız vurgusunda yaptı. Bölgede birlikte hareket edildiğini bu konuyla ilgili de vurgu yaptı diyebiliriz Murat. Yine Suriye ile ilgili gelişmelerle de Deir ez-Zor zaferi ile ilgili de konuştu. Bunun bir birliktelik, koordinasyon ve terörle mücadele azmiyle yapıldığını söyledi ve Suriye ordusunda kurtları diyebiliriz. Yine bölgedeki denklemlerin değiştiğini işaret eden çok önemli bir gelişme var. Bundan birkaç yıl önce birçok konuda aynı düşünceye sahip olsalar da ana hatlar açısından farklı düşüncelere sahip olan ya da Türkiye, Katar birlikte aynı düşüncelere sahipti ama çözüm önerisi açısından İran'la hemfikir değillerdi. Bu üç ülke, Türkiye, Katar ve İran yeni bir işbirliğinin arefesinde diyebiliriz. Bugün Katar'da bir görüşmesi olacak. Hemat Limanı'nın açılışı var Katar'da. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi bu açıklamayı yaptı İran'da. Türkiye ve Katar'la beraber bir işbirliği anlaşmamız olacak. Transit geçişi de kapsayan, yani Katar limanından İran tarafına geçecek o körfezden gemiler ve İran'ın üzerinden de karayoluyla Türkiye'ye ulaşacak bir karayolu, bir ulaştırma projesi söz konusu olacak. Aynı zamanda bu ulaştırma projesinin de inşaat sektörüne ve farklı alanlardaki ulaştırma başlıklarına etkisi olacak bir anlaşma olacak. Tabii anlaşmanın içeriğinden çok bu üç ülkenin bir araya gelip birlikte hareket etmesi çok önemli. Bunun siyasi yanı çok önemli. Birlikte neler yapılabilirin? Belki de üç ülkenin birlikte, üçü bir arada birlikte yaptıkları ilk iş diyebiliriz. Daha önce tabii İran'ın Katar'la çeşitli anlaşmaları söz konusu oldu. Özellikle Suudi Arabistan'ın Katar ambargosundan sonrası ya da Körfez ülkelerinin Katar ambargosundan sonra İran'la bir yakınlaşma süreci ve ticari çeşitli anlaşmalar söz konusu oldu. Hakeza bu Türkiye ile de oldu ama ilk kez 3 ülke birlikte ortak hareket etme kararı aldı. Bu da bölgedeki siyasi denklemlerin değiştiği şeklinde yorumlanıyor. Bölgedeki müttefiklerin yeniden düzenlendiği, yeni müttefikler belirlendiği ve bir Avrasya cephesi oluştuğu şeklinde yorumlanıyor diyebiliriz Murat. Yine aynı Avrasya hattında bir de diplomasi trafiği var. Rusya Devlet Başkanı Alexander, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev Tahran'da çeşitli temaslarda bulundu. Dışişleri'nde, Dışişleri Bakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı ile görüştü Suriye özel temsilcisi Rus Devlet Başkanı'nın. En son ziyaretini İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile yaptı. Ali Şemhani ile görüştü ve Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalar vardı. Ali Şemhani'nin yaptığı açıklamalar vardı. Onu da hemen özet olarak aktaralım. Aynen şu ifadeleri kullandı. Teröre karşı gerçek mücadelede İran, Suriye, Rusya ve direniş güçleri arasında yürütülen stratejik işbirliği sonucu sahada günden güne büyük başarılar elde ediliyor. Kanaatim diye dış müdahale olmazsa tüm taraflar Suriyelilerin aldığı karara bağlı kalacak. Yani burada aslında askeri operasyonların da yavaş yavaş sonuna gelindiği ve bir sonraki aşamanın diplomatik yani siyasi çözüme ilişkin olacağı şeklinde yorumlandı İran'da. Çünkü Deir ez-Zor'un alınmasıyla birlikte Deir ez-Zor çok önemli bir kilit kent. Suriye ordusunun Deir ez-Zor'u almasıyla birlikte buradaki zaferiyle birlikte son derece büyük bir ilerleme kaydedildi ve 2017 yılı içerisinde Suriye ordusunun daha ileriye giderek vatan savunmasında ya da terörden arındırılan vatan topraklarını oldukça genişlettiği görüldü. Özellikle Irak ordusunun da IŞİD'e yapmış olduğu operasyonlar, Haçlı Şabi ve Irak ordusuyla beraber yapılan operasyonlar, telaferin özgürleştirilmesi bunda tabii çok önemli katman ama bölgedeki yeni bir bu Suriye merkezli olarak konuşulan da aslında İran'da şu ana kadar gündeme gelmedi ama yavaş yavaş
yazılmaya başlandı. İdlib operasyonu Rus bir strateji kurumunun yapmış olduğu bir açıklama. Daha öncesinde de aslında İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyareti sonrasında yazılıp çizilmeye başlanmıştı ama net olarak bu şekilde ete kemiğe bürünmemişti diyebiliriz. İdlib operasyonu, yani Türkiye'nin İdlib'e kuzeyden, İranlı ve Suriyeli kuvvetlerin güneyden, Türkiye ve Rusya'nın da kuzeyden İdlib'e girerek İdlib'in özgürleştirilmesi için bir operasyon düzenlemesi bekliyor. Tabii bu durumda Türkiye eğer bu operasyona katılırsa, daha önce siyasi anlamda Türkiye'nin almış olduğu tavır Suriye hükümeti Suriye hükümetinden yana değildi. Ama böyle bir operasyon olursa İran, Rusya ve Suriye güçleri ile birlikte hareket eden Türkiye şu anlamda çıkıyor. Suriye'nin meşru hükümetiyle de artık bir temas trafiğinin daha da hızlanacağı ve çözüme ilişkin belki iki ülke arasındaki, yani Suriyelilerle görüştüğümüzde bizde bir sorun yok diyorlar ama Türk hükümeti ve ya da mevcut iktidar ve Suriye hükümeti arasındaki yeni bir temasın başlayacağı şeklinde yorumlanıyor. Çünkü birlikte operasyon yapacaklar ve daha sonra burayı Suriye ordusunun kontrole verecekler. Rusya, Türkiye ve İran silahlı kuvvetlerinin varlığı güçler. Bunun da altını çizerek bir diğer başlığa geçelim. İran Savunma Bakanı'ndan bir ambargo tepkisi geldi. Bildiğiniz üzere nükleer anlaşmaya ilişkin bazı pürüzler var. Ambargoların %100 tamamının kalktığı da söylemek maalesef mümkün değil. Kağıt üzerinde bu ambargoların kalktığı söylense de özellikle para transferi ve bankacılıkla sigorta konusunda ciddi pürüzler var. Bu pürüzlerin de kaynaklandığı taraflara baktığınız zaman aslında Birleşmiş Milletler 5+1 5 daim üyesi ve Almanya ile yapılmıştı ama bu 5 daim üyeden biri olan Amerika tarafında özellikle Başkan Trump'ın gelmesiyle birlikte çeşitli pürüzler yaşanmaya başlandı. Özellikle İran'ın uzun menzilli füze programı bahane edilerek bu nükleer anlaşmadaki ambargolara da tesiri için, çünkü birkaç başlıklı ambargo uygulanıyor. İnsan hakları, füze programı, nükleer anlaşmalar gibi başlıklarda İran'a ambargo uygulanıyor ama bu füze programında uygulanan ambargoları nükleer anlaşmayı ve oradan kaldırılan ambargoları etkilememesi lazım. Ama maalesef nükleer anlaşmaya ilişkin de çeşitli Amerikalı, özellikle Amerika'nın ve diğer Avrupalı birkaç tarafın da rahatsız olduğunu, ambargolardan kaynaklı nükleer anlaşmanın da zedelendiği ya da bozulması gerektiğine dair açıklamalar var. Yani İran'ın taahhütlerini yerine getirmediğine şeklinde yorumları var Amerikalı tarafın. Ama İran Savunma Bakanı dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar emperyalistlerin İran'ın caydırıcılık gücünü etkilemek için, yıpratmak için bu açıklamaları yapıyorlar. Bizim füze programımız barışçıldır ve savunma amaçlıdır. Nükleer anlaşmayı da kapsamaz şeklinde bir açıklama yaptı. Çünkü bu da çok önemli Murat. Yani nükleer çalışmalardan kaynaklı ambargolar var. Bir anlaşma var ama siz başka bir başlıktaki ambargoları da oraya dahil etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu da uluslararası hukuk çerçevesinde olmadığını savunuyor İran tarafı. Bu da son derece doğru. Yani hukuki anlamda son derece doğru diyebiliriz. Bir de son başlık olarak, kısa olarak aktaralım. Zannederim vaktimiz de azaldı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagri, tüm General Bagri'den bu uyarı geldi. İran'ın son günlerde en çok konuşulan şey aslında İran'ın hava savunma gücü. Hava savunma gücüne ilişkin çok askeri fuarlar yapılıyor. Yine bununla birlikte yeni silahlar yapılıyor ve tanıtılıyor. Tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Son bir haber de, son dakika haberi olarak da geçtiğimiz günlerde düştüğü bir Amerikan uçağının İran hava sahasına girmek istediğini, bir uyarı da bulunduğu, buna karşı bir uyarı da bulunduğuna dair açıklamalar var. 38 bin kilometre
uzaklıktan hava sahamıza giren bir uçak uyarıldı. Hava sahamıza tecavüz eden bir uçak uyarıldı şeklinde bir bilgi verildi. Tabii İran Genelkurmay Başkanı da bu sadece bir uyarıdır dedi. Bizim hava sahamızda son derece korunması gereken, önemli, bizim için çok önemlidir. Hava sahamız işgal edilemez, bizden izinsiz hiç kimse giremez. Giren de bir casus uçak dedi ve uyarıldı. O küçük bir uyarıydı sadece. Yine Körfez'de de İran'ın mevcut uluslararası hukuka dayalı çeşitli hakları vardır. Petrol arama istasyonları vardır. Buraya da Amerika'dan uçak gemileri ya da başka bir yerden uçak gemileri gelip kendi etraflarını kendilerine ait bir kara suları şeklinde tanımlayamaz. Buna da müsaade etmeyiz. Burada olan ülkelerin Körfez'de kara suları hakkı vardır. Kendine ait kullanması gereken bir hukuki çerçevede hakları vardır. Buna da tecavüz edilmesine müsaade etmeyiz. Hava sahamız ve özellikle Körfez'de son derece hassasız. Bu konuda da hiç kimse yeni bir hamleye kalkışmasın şeklinde bu uyarı yaptı diyelim. Ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım Murat. İran'daki gündem bu şekildeydi. İran'ın gündemi de aynı zamanda dünyanın gündemi. Sevgili seyirciler, bir araya gideceğiz ama bir sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin'de MİT binasına saldırı hazırlığında olan bir canlı bomba güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Tekrar edelim. Mersin'de MİT binasına saldırı hazırlığında olan bir canlı bomba güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Araya gideceğiz. Ardından ekonominin gündemiyle devam edeceğiz.